burada yani çok önemli bir şey var. Netleşime ihtiyacım var. Bir iki sorum olacak. Tabii. Mesela Microsoft'un kendi veri tabanı platformu olan SQL dışında başka veri tabanlarımızı desteklediğimizden bahsettin. Neleri destekliyoruz? Tam açıkça sayar mısın bize? Mesela Oracle'ı destekliyoruz. SAP'yi destekliyoruz. SAP zaten bir platform. Açık kaynak tarafında MongoDB'yi destekliyoruz. Birçok farklı yani açık kaynak database'leri. Yani Oracle'ın SAP'nin de haberi var mı bundan? Onlarla çalışıyor muyuz? Tabii. Bunların Oracle'ın SAP'nin tabii ki haberi var. IBM'in de haberi var. Yani DB2'yi de destekliyoruz. DB2'de yani. WebSphere uygulamalarını da destekliyoruz. Bizim bunlarla yaptığımız bir bulut platformunda yaptığımız Azure özelinde anlaşmalarımız var ve partnership anlaşmalarımız var. Peki. Ve birlikte bunları test ediyoruz. Bunları support'unu da birlikte veriyoruz. O zaman ben doğru mu anlamışım? Lütfen teyit eder misin? Ben işte bir kurumum veya işte internette iş yapan birisiyim. İşte örneğin Java ile yazılım geliştireceğim. Bir Linux üzerinde, distrosu üzerinde bir application server'da onu çalıştıracağım. Arkada veri tabanı işte DB2, Oracle bir şey kullanacağım. Bu Azure platformunda çalışacak. Bu mümkün mü? Tabii tabii. Bu artık zaten Azure'un en önemli value prop'larından bir tanesi de bu. Artık istediğin database'i, istediğin o işletim sistemi platformunu destekliyoruz ve bunları kurabiliyorsun ve bunları kullanabiliyorsun ve yazılımı onların üzerinde Azure'da destekleyebiliyorsun. Biraz daha ileri gittik. Artık bunun image library'lerimiz var. Gidiyorsun Azure'a, orada seçiyorsun hangi işletim sistemini, hangi database'i, hangi yazılım geliştirme dili kullanacağına dair bir takım seçimlerden sonra biz sana otomatik olarak o istediğin infrastructure'ı belirlediğin networking altyapılarıyla hazırlıyoruz. Hazır halde sana sunuyoruz. Sen de o an itibariyle yazılımını geliştirmeye başlıyorsun. Yani işte internet üzerinde iş yapacak bir kurumsunuz veya işte bir küçük firmasınız. Burada altyapıyla ilgili bütün o emekler, zaman kayıpları, bunlara hiç gerek yok artık. Yani basıyorsun düğmeye, oluyor. Sen sadece kendi işin nedir? Yazılımını en mükemmel şekilde yazmak, hayata geçmek, onunla uğraşıyorsun. Öyle tabii, mi yani? Tabii tabii. Mesela en güzel örnek verelim. Eğer Zuckerberg işte Facebook'u Harvard'da kurduğu zaman 8 ay boyunca oradan buradan serverlar bulmak zorunda kalmış. Altyapı kuracağım diye tabii. Altyapıyı kurduktan sonra bu servis hayata geçmiş. Bugün artık böyle fikirlerin varsa veya Facebook gibi 8 dakika 10 dakika içerisinde altyapıyı hayata geçirip sonra sen yine uygulamana fokus olup uygulamana geliştiriyorsun. Harika. Bugün artık Türkiye'de birçok şirket de hani sadece dünyada değil Türkiye'de de birçok şirket uçuş bilgilerinden seçim sonuçlarının yayınlanmasına üretim bantlarının yönetiminden yeni oyun şirketlerinin oyunlarını geliştirmesine kadar birçok alanda Azure'u kullanıyor. Azure platformunda geliştirmelerini yapıyor ve güveniyor. Yani burada bahsettiklerin çok ciddi işler. İşte uçuş bilgileri, üretim bandı, kurumların gerçekten belli bir servis seviyesi, garantisi istediği noktalar. Biz Azure olarak bunu nasıl veriyoruz? Veriyor muyuz? Tabii Azure olarak Azure üzerindeki servislerde %99.998 gibi bir tam yanlış hatırlamıyorsam süreklilik SLA'yı veriyoruz ki bu hani %99.99 bile şu anda Fortune 500 şirketlerin kendi yönettikleri altyapılarında yaklaşamadıkları oranlar gerçekten artık Azure tamamıyla süreklilik odaklı, ölçeklilik odaklı, kullandıkça öde modelleriyle çok etkin, mission critical uygulamalar için de çok önemli bir platform haline geldi. Sadece dünyada değil, Türkiye'de de. Yani diyorsun ki artık biz uygulamalarımızı işte buluta taşımalı mıyız değil soru. Ne zaman taşıyacağız ona bakmamız gerekiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ben sana bir soru sorayım. Tabii ki. Startuplar ve ISV'ler benim kalbime çok yakın. Bir yazılım geliştirici olarak yıllarca. Microsoft olarak biz onların hayatını değiştirmek için neler yapıyoruz? Onlara nasıl yardımcı oluyoruz? Onlardan biz neler öğrendik? Çünkü yakın şekilde çalışıyoruz. Özellikle sen de çalışıyorsun. Neler öğrendik onlardan? Onlara nasıl yardımcı oluyoruz? Ya Onur, bu çok iyi bir soru. Yani bunu sorduğun için teşekkür ederim. Çok heyecanlı bir dönemdeyiz. Neden? Bizim geçmişte çok daha az temas ettiğimiz, çok daha az birlikte çalışma imkanı bulduğumuz, işte bu internet üzerinde iş yapan kurumlar, internette çözüm geliştirip bunu satan ISV'ler, bunlarla yakın çalışma imkanımız oluyor. Biz ekip olarak çok büyük zaman harcıyoruz onlarla birlikte, çok büyük zaman geçiriyoruz. Ve çok şanslıyız çünkü çok şey öğreniyoruz. Öğrendiklerimizin en başında agility geliyor. Yani çeviklik, çok hızlı olmak. Çünkü bu internet dünyasında fikir, ihtiyaç şu an çıkıyor. Hemen birkaç saat sonra orada o fırsatı adreslemek veya bir problemse bu, o problemi bir çözüm yaratmak gerekmekte. İşte onu birkaç saat içerisinde
hayata geçirmek gerekmekte. Aksi takdirde o fırsat ya kaçıyor ya da o problem daha fazla büyüyor. Yani böyle çok kısa zaman dilimi içerisinde konuları çözmek, problemleri adreslemek, çözümler üretmek gerekmekte. Bunun için hem operasyonumuz öyle olmalı, uygun çalışmalısınız, hem ekipleriniz böyle olmalı, hem de platformunuz böyle olmalı. Biz burada beraber çalıştığımız kurumlardan çok şey öğrendik ve agility, çeviklik noktasında çok iyi noktaya geldiğimizi görüyorum. Burada gerçekten bu internet üzerinde iş yapan kurumların ISV'lerin ihtiyaçlarını adresliyoruz. Ha bu arada bizim tabii yıllardır biriktirdiğimiz bir tecrübe var. O nedir? Büyük kurumlarla çalışma becerisi. Orada da o kurumların ihtiyaç duyduğu sağlamlık, ölçeklenebilirlik gibi konuları da çok iyi bir şekilde adresliyoruz. Yani iki tarafın bize öğrettiklerini en iyi şekilde harmanladık, mükemmel bir çözüme doğru gidiyoruz diyebilirim. Bütün bunları yaparken tabii bir iki tane ISV ile çalışarak bunlar öğrenilmiyor. Biz sadece Türkiye'de 1000'den fazla ISV ile çalışıyoruz. Dedi ki sadece bu işe odaklanmış ekiplerimiz var. Onlardan topladığımız bilgilerle işte bu yolda daha hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bu ekiplerin bize aktardığı bir şey daha var. O da bu ISV'ler, internet üzerinde iş yapan kurumlar. Buralarda en önemli birlikte çalışmamız gereken ekipler yazılım geliştirme ekipleri. Çünkü onlar mimarinin oluşturulması, teknolojilerin seçilmesi, bütün bunları bilen kişiler. Ve biz onlardan gerçek geri dönüşler alıyoruz. Onlarla çalışıp bir takım şeyler üretiyoruz. Bizim için bu kadar önemli olan bu ekiplere senin vermek istediğin bir mesaj var mı? Yani biz Microsoft olarak yazılım geliştiricilerine ne vaat ediyoruz? Bu bulut platformumuzdan nereye gidiyoruz onlar için? Şöyle başlayayım. Tabii ki var. Dünyada bence sihirbazlığa en yakın meslek yazılım geliştirme. Düşünsene bir şeyi sıfırdan yaratıyorsun, dokunamıyorsun, koklayamıyorsun. Ve o yarattığın uygulama veya servis binlerce, milyonlarca. Milyonlarca insanın hayatını değiştiriyor. Evet. Bu inanılmaz, gerçekten inanılmaz ve çok heyecan veriyor. Bana kişisel olarak yıllarca heyecan verdi. Eminim bütün yazılım geliştiricilerin şu anda yazılım geliştirmelerinin sebepleri de bu. İnsanların hayatına dokunabilmek, onlara pozitif bir etki yaratabilmek. Türkiye'de de dünya çapında bir yazılım ülkesi olmak için gereken talenta sahip. Yani böyle bir iş gücümüz var, insanlarımız kesinlikle, var, insan okullarımız var, bu kalitemiz sahip. Bu kesinlikle var. Buna ek olarak bir de bulut teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle yazılım geliştiricilerin çok daha hızlı, çok daha ucuza, çok daha etkin bir şekilde uygulama geliştirmelerini de eklediğimizde çok değişik uygulamalar hayata geçirebiliyor ve sadece Türkiye pazarındaki insanların ve kurumların ihtiyaçlarını değil, dünya pazarlarına açılabiliyorlar hızlı bir şekilde bulut sayesinde ve o pazardan pay kapabiliyorlar. Bu çok önemli. Microsoft olarak da biz de bulut platformumuzda, yazılım geliştirme araçlarımızla farklı platformlarda çözüm üreten şirketleri sayısını arttırmak istiyoruz. Ve bunların kolayca yarattıkları bu uygulamalarla, bu servislerle de dünya pazarından pay almalarını istiyoruz. Aslında amacımız günün sonunda belki de bir sonraki Skype'ın, bir sonraki WhatsApp'ın Türkiye'den çıkmasını sağlamak. Yani diyorsun ki gerçekten iyi bir fikri olan her yazılımcıya Microsoft olarak kapımız açık. Biz beraber çalışmak istiyoruz. Buyurun gelin birlikte çalışalım ve ürününüzü, fikrinizi dünyaya taşıyalım. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Alper. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.